Merhaba, Academic Phrasal Verbs çalışmamıza devam ediyoruz. Daha önce 24 videodan oluşan bir serimiz vardı. Kelimelerin anlamlarını, collocation'larını vermiştik. Daha sonra fill in the blanks aktivitesi yapmıştık. Çoktan seçmeli bir egzersiz de yapmıştık. Hemen ardından da bir preposition match aktivitemiz vardı. Ondan sonra bitirmiştik. Şimdi paraphrasing bölümüne bakacağız. Yani bu 24 videoluk seride paraphrasing yani yeniden ifadelendirme nasıl olur ona bakacağız. Yani bir cümlenin eş anlamlısını bulmaya çalışacağız. Bu çok önemli bir egzersiz. Neden? Bu ana kadar aslında biraz daha pasiftik. Şimdi daha aktif olacağız. Yani kelimeleri kullanmaya doğru gidiyoruz şu anda artık. Bu aktivitelerle beraber o kelimeler sadece bildiğimiz değil, aynı zamanda aktif olarak kullandığımız kelimeler haline gelecek. Bu açıdan çok önemli. Bu kelimeleri de YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi çeşitli akademik içeriklerde, sınavlarda geçen içeriklerde en sık kullanılan phrasal verb'lerden seçtik. Şurada birinci set, burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Normalde bu kadar uzun konuşmuyorum tabii, bu birinci ders olduğu için bir giriş yaptım. Şimdi aktivitelere tek tek bakacağız. Dersin işlenişinden biraz bahsedeyim şimdi size. İlk başta bu ekranı size göstereceğim ve 3 dakika süreniz olacak cevapları bulabilmek için. Gördüğünüz gibi cümlelerde bazı kelimelerin altı çizilmiş. O kelimenin o cümle içindeki anlamını soruyoruz aslında. Burada tabii şeye dikkat edelim. Yani yakın anlamdan bahsediyoruz. Birebir zaten bir eş anlamlıktan bahsetmiyoruz. Ve o bağlam içinde sadece eş anlamlılık söz konusu. Farklı bağlamlarda tabii ki kelimeler farklı anlamlara gelebiliyor. Biz bu bağlamla sınırlı kalarak bu aktiviteleri yürüteceğiz. Daha sonra ne yapacağım? Size bu cevapları vereceğim. Açıklayarak, diğer phrasal verb'lerin anlamlarını ve kullanımlarını açıklayarak anlatacağım. Cevap anahtarına bakacağız bir 30 saniye, sonra diğer 5'li sete geçeceğiz. Onların da cevaplarına bakacağız. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. Şimdi 3 dakikalık süre başladı. Cevaplara beraber bakalım şimdi. Each of these groups compiled a list of ideas which were sent to all attendees. Yani her grup bir takım fikirler bulmuş, fikirler ortaya çıkarmış ve bunlar diğer katılımcılara da gönderilmiş. Bir fikirler yani oluşturulup paylaşılmış anlamında kullanılıyor. Compile. Burada oluşturmak, bir araya getirmek anlamı var. Bakalım each of these groups burada came up with. Olur mu? Olabilir. Ortaya çıkarmak, bir fikri ortaya çıkarmak anlamında kullanılıyor. Bir fikirle ortaya çıkmak, bir şey icat etmek anlamında kullanılıyor. Come up with an idea. Çok sık kullanılan bir collocation'dır. Dolayısıyla come up with olur. Look up to. Look up to ne demek? Look down on. Look up to. İkisi birbirinin zıddı oluyor. Look up to saygı duymak. Veya işte bir hayranlık duymak anlamına geliyor. Look down on da tam tersi hakir görmek. Birini aşağılamak anlamında, aşağıda görmek anlamında. Make up for ise telafi etmek anlamına gelir. Bu make up sınavları vardır ya hani üniversitede hepimizin girdiği make up deriz yani. İşte o oradan geliyor. Make up telafi etmek. Make up for, compensate anlamına gelir. Burada come up with. Burada ne diyor? Each of these groups, gruplardan her biri came up with a list of proposals. Bir öneriler listesiyle ortaya çıkıyorlar. Ortaya sunuyorlar ve bunlar da diğer katılımcılara gönderiliyor diyor. Dolayısıyla burada come up with doğru olacaktır. Come up with a solution, come up with an idea, come up with an invention gibi collocation'larla kullanılır. Bunu zaten derslerde görmüştük. Come up with. What had begun as a gloomy day had suddenly brightened. Yani kötü başlayan gün bir anda harika devam etti diyor. Gloomy day, gloomy şey demek, kasvetli demek. Kötü başlayan gün sonradan güzelleşti, bir anda güzelleşti diyor. Peki, begun nasıl karşılayabiliriz? Fall apart. Fall apart ne demek? Kırılmak, parçalara ayrılmak. Start out olur mu? Olur. Start out başlamak demek. Make out olur mu? Make out olmaz. Make out ne demek? Çünkü make out bir şeyi çözmek, anlamak, kavramak anlamına geliyor. Make out the difference yani farkı anlamak, farkı kavramak, farkı fark etmek gibi kullanılabilir. Figure out'la aşağı yukarı aynı anlama geliyor bazı durumlarda. Start out güzel olur burada. Yani kötü bir gün gibi başlayan bir gün, bir anda harika bir hale geldi demiş olduk. 3'e bakıyorum. Demonstrators and police officers got into a fight. Yani göstericiler ve polis bir anda İşte birbirlerine girmişler. Kavga çıkmış. Peki divide into ne demek? Bölmek. Bir şeyi ayırmak, parçalara ayırmak olur mu? Olmaz. Çünkü bir kavgaya başladı, kavgaya girişildi gibi. Breakout olur mu? Dursun. Catch on. Catch on ne demek? Catch on'un iki anlamı var. Bir understand yani bir şeyi anlamak, kavramak anlamı var. Tıpkı make out gibi. Bir de bir şeyin moda olması, tutması. Hani deriz ya bunlar bu trend çok tuttu veya şu şekilde telefonlar çok tuttu veya bu app'ler çok tuttu derken çok moda oldu diyoruz ya. İşte o catch on. Yani WhatsApp has caught on gibi. WhatsApp çok tuttu derken. Gerçi tutuldu çok oldu da. Dolayısıyla broke out. Broke out nedir? Broke out patlak verme, ortaya çıkma. Fighting broke out between demonstrators and the police deriz. Breakout peki hangi collocation'larla kullanılıyor? Breakout, a war yani a war breaks out bir savaş patlak verir. Başka pandemic mesela bir hastalık patlak verir. Dolayısıyla breakout aslında kötü bir şeyin başlangıcıdır. Bunun da bir de isim hali var o da outbreak. Outbreak de kullanılır yani outbreak of özellikle outbreak of a war, outbreak of a pandemic gibi kullanılır. Burada ne diyor? Kavga çıktı. Aslında Türkçesi çıktı. Patlak verdi anlamında. 4'e bakıyorum. Many schools require improved laboratory facilities in order to conduct scientific investigations. Yani birçok okul gelişmiş laboratuvarlara ihtiyaç duyuyormuş. Böyle bilimsel araştırmalar yapmak için. Tamam. Burada require'ı bakın paraphrase neyle şey yapmış? Replace it. Need. Better facilities, improved laboratory yerine better facilities demişiz. Laboratory yerine facility demişiz. Scientific experiments, scientific investigation, experiment ikisi de benzer kelimelerdir. Peki conduct yani araştırma yapmak yani yapmak anlamıyla bir şeyi yerine getirmek, ifa etmek gibi. Take after ne demek? Benzemek. Hatta Türkçe'de çekmek deriz yani burnu babasına çekti deriz ya onun gibi take after. His nose took after his father's. Mesela babası, işte burnu babasına çekti derken. Look like yani. Note down ne demek? not tutmak. Bu da değil. Carry out olur. Carry out a survey, carry out an experiment, carry out a project gibi proje yapmak, ödev yapmak, deney yapmak. İşte o yapmak aslında hani kek yapmak gibi değil. Buradaki anlamı ne demek? Deney yapmak, yerine getirmek gibi kullanılıyor. Carry out an experiment çok kullanılır. Carry out a project çok sık kullanılır. Carry out an experiment keza. Experiment, survey, işte research, bu tür ifadelerde carry out'u çok kullanırız kındakla beraber. Low inflation, as some economists have stated, is not always a desirable thing. Düşük enflasyon, bazı ekonomistlerin de dediği gibi her zaman çok istenen bir şey değildir diyor. Desirable, istenen, arzu edilen bir şey değilmiş. Some economists have that low inflation is not necessarily a good thing. Not necessarily çok sık kullanılır İngilizce'de. İllaki diye belki çevirebiliriz. İllaki iyi bir şey değildir. Mutlaka iyi bir şey olmak zorunda değildir gibi. Peki state ne demek? State söylemek, belirtmek. Bunu peki hangi kelimeyle karşılayabiliriz başka? Point out'la karşılarız. Point out ne demek? Vurgulamak, highlight, stress anlamında kullanılır. Call for ne demek? Call for'un iki anlamı var. Bir tanesi gerektirmek. Yani işte şu durum veya şu mevcut durum acil müdahale gerektiriyor derken veya özellikle sağlıkçılar çok kullanır bunu call for'u. Hastanın durumu ameliyat gerektiriyor derken call for. İkinci anlamı call for'un da çağrıda bulunmak. Çağrıda bulunmak yani bir şey için işte bir ülkenin işte diğer ülkelere çağrıda bulunması gibi mesela. Take up da start. Özellikle bir derse kursa başlama. Take up a language course. Take up a guitar course gibi. Başlamak anlamında kullanılıyor. Şimdi size cevap anahtarlarını göstereceğim. Ondan sonra şöyle evet cevap anahtarlarına bakalım. 30 saniye daha sonra diğer beşliğe geçeceğiz. Geldik ikinci beşe. İkinci beş için yine 3 dakika süre vereceğim. Ondan sonra cevapları beraber tartışacağız. Bakalım. The current crisis requires the military to take action as soon as possible. Yani şu anki mevcut kriz ne yapıyormuş? Ordunun derhal bir şeyler yapmasına zorunlu kılıyormuş, gerektiriyormuş. Require burada ne demek? Gerektirmek, necessitate yani. Peki, demin bahsetmiştim hatırlarsanız. Bir önceki slaytta, bir önceki şeyde bu kelime geçiyordu anlamında söylemiştim. The present crisis, bakın current to present'la burada replace etmişiz. An immediate action. Immediate action as soon as possible by the military. Military onu değiştirmedik. The present crisis, check out. Bir şeyi, pardon bir yerden çıkma. Check out vardır ya kasadan hani çıkma veya otelde check in check out vardır veya uçaklarda check in vardır. Gerçi uçaklarda check out yok da otellerde vardır. Yani çıkış yapma diyelim. Fight off, bir şeye karşı savaş verme anlamı var. Call for, gerektirmek. Call for'un çağrıda bulunmak anlamı vardı. Bir de ne anlamı vardı? Hatırlayacağınız üzere gerektirmek anlamı vardı. Dolayısıyla şurada, şunu ben biraz daha güzel bir şekilde şöyle call for diyeyim. Burada ne diyor? Mevcut kriz, şu anki kriz ordunun derhal bir şey yapmasına yapmasını gerekli kılıyor, gerektiriyor demiş oldum. Call for. Özellikle sağlıkçılar buna dikkat etsin. Call for'u çok sık kullanıyorlar. Yani call for çok sık kullanılır derken İngilizce'de sağlık alanında çok kullanılıyor. İşte ameliyat gerektirir mesela derken veya ilaç gerektirir gibi. She was offered the position by that firm but she declined it. Ona bir pozisyon önerildi, ona iş teklifi yapıldı ama onu reddetti diyor. Reddetmek yani decline. Peki shake it off, başından atmak, kurtulmak anlamı var. Bu olmaz gibi. Turn down, bu olabilir. Turn down, reddetmek anlamı var. Bir şeyi reject etme anlamı var. Bir teklifi reddetme anlamında kullanılıyor turn down. Rule out, elemek. Yani işte 3 seçenek var, bir tanesini eledik derken rule out kelimesini kullanırız. Dolayısıyla burada turn out, pardon turn out diyorum. Turn it down kelimesi bizim aradığımız kelime. That company offered her the job but she turned it down. 8'e bakıyorum. Workers anticipate layoffs as a result of the company's restructure. Yani çalışanlar işten çıkarmalar bekliyorlarmış. Şirketin yeniden yapılanması sonucunda as a result of. Nedeniyle ya da as a result of, because of, due to hepsi olur burada. Anticipate de beklemek. Bir şeyin beklentisi içinde olmak. Workers fear that. Burada anticipate yerine fear kullandık. That the company's reorganization, restructure, reorganization will... yani bu yeniden şey yapma, yeniden bir yapılanma işten çıkarmalar ile sonuçlanacak diyeceğiz. Sonuçlanacak ifadesinde result in verir. Result in çok sık kullanılır. İngilizce'de dikkat, result in, result from ikisi çok sık kullanılır ve sorulur. Result in aslında lead to gibi. Mesela şöyle diyebiliriz. Stress results in hair loss veya smoking results in cancer gibi. Count on, güvenmek, bir şeye bel bağlamak anlamında. Fall behind de geride kalma anlamında kullanılıyor. Result in burada aradığımız kelime. The sole reason he invested was to take control of the firm. Yani buraya yatırım yapmasının tek sebebi şirketi ele geçirmekti diyor. Peki bakalım. His only reason diyecek tabii. Burada sole ve only ile çevirmiş. Investing in the company was to, şimdi take control, bir şeyi kontrolünü ele alma. Peki bir şeyin kontrolünü ele alma hangisi olabilir burada? Tabii ki take it over. Take it over. Yani take over, kontrolü ele alma, gücü eline alma anlamına gelir. Spread out, yayılma anlamına geliyor. Track down ise bir şeyi spot etme, bulma. Yani takip edip bulma, tespit etme anlamına geliyor. Tracking device'lar vardır hatta bu takip cihazları derler bunlara. Track down bir şeyi bulma, takip edip bulma anlamına gelir. Due to the inclement weather, the match has been postponed till tomorrow. Yani kötüleşen hava koşulları nedeniyle ne olmuş? Maç tatil edilmiş, tehir edilmiş, ertelenmiş. Peki, ertelemek kelimesi carry away olur mu? Carry away kendinden geçme, böyle sürüklenme anlamında. Hani böyle mest olma anlamında da kullanılır değil mi? Bazen böyle şarkıcı öyle bir şarkı söyler ki böyle kendinden geçersin. İşte carry away gibi. Drop in, ziyaret etme. Özellikle davetsiz bir ziyaretten bahsediyorsak drop in yani çıka geldi. Arkadaşım pat diye ziyaret etti derken mesela. Damdan düşer gibi gelip ziyaret etmek anlamında kullanılabilir. Put off burada. Doğru kelime put off ne demek? ertelemek demek. Bunun bir de kuzeni var. Call off. Call off iptal etmek. Put off ise iptal etmiyoruz. Biraz erteliyoruz. O anlama geliyor. Şimdi bu cevaplardan sonra bir de 30 saniye kadar süre vereceğim size. Burada cevaplara bakın. Daha sonra dersimizi bitireceğiz. Set 2'ye geçeceğiz.